Gel. Demek artık huzuruna kabul edilmem için kapında beklemem gerekiyor. Biz ne zaman bu hale geldik oğlum? Abla, Mehmet Paşa için geldiysen içiyorum ben. Mehmet Paşa yıllardır devlete sadakatle bağlı kıymetli bir paşadır. Ayrıca merhum abin Sultan Osman'ın hatırına canını almaman icap eder. O zamanlarda çok destek oldu bana. Bu her yaptığına göz yumacağım manasına gelmez, değil mi? Ama senin paşayı müdafaa etmek için başka sebeplerin de var. Paşanın sana olan sadakati malum. Vakfına yaptığı bağışlarda. O vakıfta her gün 20.000 insanın karnı doyuyor. Ne var bağış yaptıysa yapacak elbet. Haramla hayır hasenat olmaz valide. Senin paşan o servetini rüşvetle zorbalıkla yapmış. Ne yazık ki sen de buna tamah etmişsin. Görmüyorsun değil mi Murat? Etrafındakiler bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyor. Beni senden ırak tutmaya çalışıyor. Benim uzak olmam seni yaralar. Onların sadakati hakiki değil. Uyan artık, uyan. Düşmanların kuyunu kazıyor, uyan. Kim o kuyumu kazmaya çalışan düşmanlar vardı? Gülbahar Sultan. Hakikaten buna inanmamı bekliyorsun benden? Biliyorum, inanması güç. Fakat Gülbahar denen o yılan yaşıyor. Geçen gece daireme iki tane hatun gönderdi. Beni öldürmeye çalıştılar. Kasım kurtardı. Belki de bugün cenaze namazımı kılıyor olacaktın. Ne malum bunu senin tertip etmediğin? Kasım'ı Ekber Şehzade yapmak için, saraya geri dönmek için. İspatın da yok. Yazık. Çok yazık. Senin şu söylediğini bana düşmanlarım söylemedi. Eski saraya dön bari de. Bir daha da müsaadem olmadan buraya gelme. Giderim Murat. Giderim, gerçekten giderim. Bir daha yüzümü görmezsin. İzimi bulmazsın. Mezarım dahi olmaz. Peki sen şurandan söküp atabilecek misin beni? Bak beni son kez dinle. Son kez söylüyorum sana. Tüm evlatlarımın başı hakkı için yemin ederim ki ok yaydan çıktı ve sana doğru geliyor. Bayezid o senin tanıdığın temiz masum kardeşin değil artık. İktidar hırsı kaplamış her tarafını. Ve bunun için her şeyi yapar. Her şeyi.